duygularının ardından albüm çıkardı. Ece'ye bir haller oldu. Bir katalog çekiminde miyiz? Hayır. Bir klip çekiminde de değiliz. Kırmızı halıda hiç değiliz. Bize röportajı unutturup tüm bu saydığımız yerlerde olduğumuzu hissettirense kameralar karşısında şekilden şekle giren Ece Seçkin. Aman aman, başka bir şey istemem. Bu nasıl poz kesmek? İşte o özel kutlamanın gecesi. Ece Seçkin ünlü yapımcı Samsun Demir'le Arnavutköy'de bir yemekte buluştu. Kariyer yolculuğunda 10 yıl aranın ardından ikinci albümü çıkarmaya hazırlanan Ece Seçkin mutluluğunu paylaştı. Vallahi inanılmaz derecede heyecanlıydı. Benim 10 sene sonra ilk çıkış projem bir albüm projesiydi ve ondan sonra bir daha hiç albüm yapmamıştım. Bu akşam sayın yapımcımla beraber 10 senenin sonunda yepyeni bir albümü dinledik. Kutlama gecesinde sohbetler edildi, hayaller konuşuldu. Yeni albümü dinlemeye doyamadı ikili. Bu akşam kendisine bir sürpriz yapmak istedim ve bütün şarkılarımın final hallerini kendisine dinlettim. Gecenin başında da konuştuk, sohbet ettik. Ben biraz kafamdan geçen hayallerimden ve müzikal kariyerimdeki gelecekteki hayallerimden kendisine bahsettim ve albümü açtık, dinledik. Kaç kere dinledik Samsun Bey? Vallahi 4-5 kere dinledik. Evet, yani bu akşam. Dönünce bir kez daha dinleyeceğiz. Söz Samsun Demir'e geçti. İşte Ece Seçkin'e ne olduysa o anlarda oldu. Sizlere en doğru haliyle ulaştırmak istiyoruz. Çok güzel bir albüm hazırlamış Ece. Onun için de hiç sıkılmadık yani. Aynı albümü 5 kere üst üste dinlemek çok kolay bir şey değil ama su gibi aktı gitti. Yapımcısı konuşurken kameralara poz kesmeye başlayan ünlü şarkıcı mimikleriyle bir şeyler anlatmak ister gibiydi. Kameralar karşısında şekilden şekile girdi. Sonunda tüm ilgiyi üzerine çekti. Biz de çok heyecanlıyız Ece'nin bu albümü için. Bilindiği üzere şimdilerde kırmızı halıda poz kesmek pek bir moda. Ne var ki röportaj sırasında poz kesene ilk kez şahit olduğumuz anlardı. Ama çok güzel yeni soundların içinde olduğu, modern soundların yeni içinde olduğu belki de Türk pop müziğine bir kilometre taşı olacak bir albüm hazırlamış. Ece Seçkin yeniden sohbete döndüğünde Samsun Demir albüm yapmanın zorluklarını paylaştı. Ayrıca biliyorsunuz bu zamanda albüm yapmak öyle çok kolay bir şey değil. Ece bizi ikna etti albüm yapmaya. Çünkü biliyorsunuz artık yapımcılar albümde korkuyorlar albüm yapmaktan. Single single gidiyor. Sohbetimizin başında masada konuşulan hayaller de merak konusuydu elbet. Her zaman yani yine Başak Burcu olmamla aşırı derecede alakalı bir konu bu. Bu albümü 48 saatte bitireceğime kendi kendime nedense söz vermiştim ve bunu bir takıntı haline getirmiştim. Albümü 48 saatte okudum ben, koca bir albümü. 48 saatte derken tabii ki 48 saat önce okuma yapmadım ama aralarda birkaç saat dinlenmeler koyarak 2 günde koca bir albümü okudum çünkü ben işte öyleyimdir. Koca albümü 48 saatte bitirmeyi kafaya takan Ece Seçkin'in amacı ne derseniz işte cevabı. Yani sebep ne derseniz sebep yok. Var canım, büyük, çok çok büyük takıntılarım var. Ama 48 saat içerisinde bunu bitireceğim ve bitmiş halini bu akşam buraya getireceğim. Bütün işte kemik ekibim, koca ekibim, yapımcımın ekibi hep beraber bir arada olacağız ve bu albümü dinleyeceğiz diye kafaya takmıştım. Bu arada pes pembe simli ceketiyle gözümüzü alan Ece Seçkin'in boynunda prenses yazan kolyesini de sormadan olmazdı. Ece the Princess everywhere. Albümümde bunu çok çok sık sık duyacaksınız. Ece the Princess everywhere desek yeri midir? Müzik dünyasında yeniden bir prenses olarak doğmaya hazırlanan Ece Seçkin bu sözleriyle magazin gündeminde yeni bir polemik yaratır mı düşüncesine kapılmamıza neden olurken ünlü şarkıcı adeta bir dünya starına dönüştü bu defa. Oh wow. No, my God. Ama şey polemik asla ve asla yok. Hele ki burada sayın yapımcım, menajerim buradayken polemik asla yok. İşler var, güzel şarkılar var, güçler var, bilmem ne çok güzel şeyler var. O yüzden polemiğe sıra kalmıyor, gündemimiz bu kadar. Bilindiği üzere Hadise ve Ece Seçkin geçtiğimiz aylarda Bebeler Pist'te polemiğiyle karşı karşıya geldi. Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım, alalım. Hadise Arena konserinde kostümleri ve danslarıyla unutulmaz bir şova imza atınca Bebeleri Pist'ten alalım sözleriyle polemiğin fitilini ateşledi. Aynı mekanda bir gün önce sahne alan Ece Seçkin
Bu sözleri üzerine alınınca cevap yine bir şarkı sözüyle gecikmedi. Tüm bu olup bitenlerin hatırlatıldığı Ece Seçkin yine sessiz kalınca cevabı menajeri Özgür Aras verdi. Evet ama şimdi tamam o zaman yapımcım burada, menajerim burada. Şimdi şarkılar yarışsın bence. Yukarı çıkıp tekrar şarkılarımızı dinlemeye devam edeceğiz.